Ahmet Selim'in bilyelerinin renklere göre dağılmış sütun grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki daire grafikten hangisi yukarıdaki sütun grafiğine uygundur? İlk olarak değerlerimizin toplamlarını buluyorduk. Sarı 9, yeşil 7, kırmızı 17 ve mavi 12. Toplarsak 9, 7 daha 16, 17, 12 daha 29, 16 artı 29, 45 yapar. Sonra Açı değerimiz 360 olduğu için bu 45 taneye bölüyoruz. 8 derece yapıyor. Yani kişi başı 8 derece olacakmış. Daha sonra tek tek renkleri hesaplayacağız. Sarı rengimiz 9 kişiydi. 9 çarpı 8 derece 72 derece olarak gösterilecekmiş. Sarı 72, sarı 90, sarı 72, sarı 66 D şıkkı da gitti. Yeşil 7'ymiş. 7 kere 8 56 derece. A şıkkı 56, B şıkkı 50. Bu da gitti. Cevabı A şıkkı olarak bulduk. Diğerlerini de ispatlayalım. Kırmızı 17 idi. 17 çarpı 8. 80 oradan 56 oradan. 136. Mavi diyelim. O da kaçtı? 12. 12 kere 8. 10 tanesi 80 yapar. 2 tanesi 16 topla. 96. 96 mı? Evet. A şıkkı doğru diyoruz. Aşağıdaki kartların her birinin üzerine bir sayı gelecek şekilde iki basamaklı bir tam sayının pozitif bölenleri sırayla yazılacaktır. Kartlardan herhangi ikisinin üzerinde yazan sayılar 4 ve 9 olduğuna göre görseldeki kart sayısı en çok kaçtır? Burada kartların birinde 4, diğerinde 9 yazıyorsa arayacağımız iki basamaklı tam sayının 4 ve 9'un ortak bir katı olması lazım. 4 ve 9'un ortak katlarından ilki nedir? 36 ya da onun iki katı 72'dir. Biz en çok dediğinden dolayı büyük olanı seçeceğiz ve çarpanlarını bulacağız. 1 kere 72, 2 kere 36, 3 kere 24, 4 kere 18, 5 kere olmaz, 6 kere 12, 7 kere olmaz, 8 kere 9'dur. Buradan da sayarsanız 2 4 6 8 10 12 cevap B şıkkı oluyor. Burada 36'yı ayırsaydınız 1 kere 36, 2 kere 18, 3 kere 12 ve 4 kere 9 olacaktı. Bunun dışında bir de 6 kere 6 olacaktı. Yani 2, 4, 6, 8 bir de bu 9 tane olacaktı ve yeterli sayıya ulaşmamış olacaktık. Ve cevabı zaten 72 alarak 12 bulmuştuk. Aşağıdaki kolilerin birinde 500'er gramlık paket çaylar, diğerinde 750'er gramlık paket çaylar bulunmaktadır. İki kolinin kütleleri birbirine eşit olup iki kolide toplam paket sayısı 50'den azdır. Buna göre iki kolinin toplam kütlesi en çok kaç gramdır diyoruz. İlk olarak burada 500 ve 750'nin ortak katlarında bir yerde bulunmamız gerekiyor. Ardından paket sayısını bulup 50'ye en yakın olanı alacağız ve kütleyi büyük alacağız. Hemen 500 ile 750'nin ekoklarını hesaplayalım. 2'ye böl. 250'ye 375. Bu şekilde 2'ye bölerek gidebilirsiniz. Fakat size tavsiye etmiyorum. Artık 8'desiniz. Daha hızlı çözmek adına şu şekilde en büyük sayılar bölerek gidebilirsiniz. 10'a böl. de bölünüyorsa sorun yok. 75. 5'e böl. 10'a 15. 5'e böl. 2'ye 3. Sonra devam edebilirsin. 2'ye böl 2 bölündü. 3 bölünmedi. 3'e böl 1. Sonra ekok bulmak için hepsini çarpacağız. 10 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 2 çarpı 3. Çarparsak 10 kere 5 50. 50 kere 2 100. 100 kere 5 500. 500 kere 3 1500 yapıyor. Demek ki ilk ortak katları 1500 gram olacak. Bundan sonra paket sayılarını hesaplayarak 50'ye en yakın sayıyı bulmaya çalışacağız. Katlardan gidebiliriz. Mesela 1500 alırsan ne olur? 500'lüklerden 3 paket artı 750'liklerden 750 750 2 paket yapar. Toplarsın 5 paket olur. Çok uzaktayız. Onun için bunun katlarını alarak gideceğiz. 3000 yapsak. Katlarından gideceğiz. 3000 yaparsa 2 katına çıkardığın için 6 paket. Bu da 4 paket olur. 10 paket. Hala işledi. Bunu 2 katına al. 6000 yaparsam bu 12 paket yapar. Bu 4'tü. 2 katı 8 paket yapar. 20. Olmadı. 2 katını alalım. 12.000 yapsak. 24. 12.000 yap. 8 kere 2. 16. Topla 40 paket. Hala 50'ye zamanımız var. Ama bir 3.000 daha ekleyelim. 15.000. Ne olur? 6 buradan gelmişti. 24 buradan. 30 paket. 4 buradan. 16 buradan. 20 paket. Toplarsan 50 paket. 50'ye ulaştık ama bize ne demişti? 50'den ağız. O zaman bir 1500 azaltıyorum. 13500 gram şartlarımızı sağlamış oluyor. Bunu gram olarak değil de kilogram olarak istiyor. Ve iki paketin ağırlıkları eşitti. 13500 artı 13500 yapacağım. Toplarsam. 27.000 yapar. Bu gram olarak. Bunu da kilograma çevirirsek 27 kilogram yapar. Cevabımız B şıkkı. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisinde sağlıklı bireylerde günlük protein ihtiyacı kabaca kilo başına en az 0,8 gramla 1 gram arasındadır. Yani 70 kiloysanız 56 ile 70 arasında olacakmış. Adanın bir günde tükettiği besinin protein miktarı çözünen şekilde aşağıda verilmiş. Buna göre Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisine uyan adanın kilogram cinsinden kütlesi hangisi olabilir? İlk olarak burada çözümlenenleri bir ondalığa çevirelim. Burada onlar basamağı 1, bir, birler basamağı 3 yani 13 on virgül, onda birler basamağı 2, 13 virgül 2. Iki. İkincisi 10'lar ve 1'ler basamağımız var. 35, virgül. 10'da 1'ler, yüzde 1'ler. Yine 3 ve 5, 35. Son basamak. 10'lar basamağımız var. 20. Burada da yüzde 1'ler basamağımız 5. Yani 0, 5 olarak yazıyoruz. Bunları toplarsak, toplam aldığı proteini bulmak için 0, 5, 5, 10 yapar elde 1, 2, 3, 5, 1'de de elde 6, 3, 5 daha 8, 8. 1 3 2 6. Yani 68,60 gram protein almış. Şimdi bunu alt sınır kabul ederek şuradaki 0,8 ile 1 gram arasındaki oranı bulacağız. Hesaplamayı nasıl yapmış? Bakın 70 kiloysa ağırlığı 56 ile 70 arasındaydı. Yani üst sınırı 70 olarak almıştık. Biz 68 60 olarak alırsak alt sınırı bu neye eşit oluyor? Kilosunun yani buradaki 1 ile çarpmıştık ya 0,8 ile çarpımı kadar oluyor. Buradan işlem yaparak x'in üst sınırını bulabiliriz. 0,8'i karşıya böyle olarak atarsak 68,60 bölü 0,8 yapar. Bunu da bölmek için virgülden kurtaracağım. Bunu iki tane, bunun bir tane. Onun için 100 ile çarparsam üst taraf 6860, alt taraf 80 olur. Bu bölme işlemini yaparak da üst sınırımızı bulabiliriz. Bölelim. 6860 bölü 80 diyorum. Bu 0, bu 0'ı götürsün. 68'de 8, 8 kere var çarptım 64, çıkardım 4. 46'da 8, 40'tan dolayı 5 kere var, 5 kere 8, 45, çıkardım 1. 1'de 8 yok, bir 0 koy, bir virgül koy, 10'da 8, 1 kere var. Yani 85 virgül 1 gibi bir sayı çıktı. Yani aralığımız 68,60 ile 85 virgül 1 arasında bir ifade olacak. Şıklara baktığımızda bu aralığa uyan C şıkkını doğru olarak buluyoruz. Aşağıda vida adımları belli olan yeterince uzun iki vida verilmiştir. Bu iki vidanın A-B noktalarının şekildeki kütük içinde 64 mm ilerleyebilmesi için vidaların toplam kaç tur dönmesi gerekir? A şeklimize baktığımızda her vida dönüşünde 2 üzeri eksi 2 mm, B ise 2 üzeri eksi 1 mm hareket ediyormuş. Ne yapacağız? Her ikisi için 64 mm'yi böleceğiz. A için 64'ü 2 üzeri eksi 2'ye böleceğiz. 64 neydi? 2 üzeri 6 bölü 2 üzeri eksi 2 altlar aynı, üstler çıkarılır. 2 üzeri 6 eksi, eksi 2'den eksi eksi artıya döner. 2 üzeri 8 tur. B vidası için yine aynı işlem. 64 bölü bu sefer 2 üzeri eksi 1 olacak. 64, 2 üzeri 6 idi. 2 üzeri eksi 1. İşlemi yaparsak 2 üzeri 6 eksi, eksi 1 yapar. Aynı şekilde bu da 2 üzeri 7 yapar. A vidası 2 üzeri 8 tur, B vidası 2 üzeri 7 tur atacakmış. Bize toplam tur sayısı soruyor. Yani 2 üzeri 8 ile 2 üzeri 7 toplayacağız. Bunu yaparken birbirine benzetiyorduk. 2 üzeri 8'i e ayırıyorum. 2 üzeri 1 ve 2 üzeri 7 olarak. Bu da 2 üzeri 7. Artı toplayabilirim. Burada 2 tane 2 üzeri 7 var. Burada da bir tane var. Toplarsak 3 çarpı 2 üzeri 7 yapar. Sorumuzun cevabı A şıkkı. Aşağıda bir melodika notalarıyla beraber gösterilmiştir. Bu melodika ile oyun oynayan Türkan rastgele bir tuşa basıyor. Buna göre Türkan'ın bastığı tuşun üzerinde fa yazma olasılığı kaçtır? Hemen fa olanlara bakalım. 1, 2, 3 tane. Kural neydi? İstenen bölü hepsi. İstenen 3 adet. Tamamı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane. 3 bölü 15. Bunu sadeleştirirsek 1 bölü 5 yapar. Cevap B şıkkı. Elif Hanım semester tatilinde ziyaretine gelecek. Yeğeni Ela için sürpriz hazırlayacak. Oyuncak bebekleri ve bilekleri çok sevdiğini bildiği yeğenine 3 tane Barbie bebek, 2 tane bileklik almıştır. Ela'nın bütün sürprizi bir anda görmesini istemeyen Elif Hanım, aldıklarını şekildeki 5 çekmeceli dolabın her çekmecesine bir bebek veya bir bileklik gelecek şekilde yerleştirmiştir. Bütün çekmecelerin kapalı olan bu dolaptan rastgele bir çekmece açan Ela'nın açtığı çekmeceden bileklik çıkma olasılığı yüzde kaçtır? Kolay bir olasılık sorusu. Olasılık eşittir. İstenen böyle hepsi yapıyorduk. İstenen 2 bileklik var. 2. Bütün ihtimallerimiz 5. Bunu yüzdeye çevirmek için 20 ile çarpmanız yeterli. 20 kere 2 40. 20 kere 5 100. Cevabımız yüzde 40 oluyor. A şıkkı doğru cevap. Aşağıda verilen havuzun etrafı renkleri dışında özdeş dikdörtgen şeklinde fayanslarla çevrilidir. Fayanslarla kaplı dış bölgenin çevre uzunluğu, fayanslarla kaplı iç bölgenin çevre uzunluğundan 16 kök 2 santimetre fazladır. Bu fayansın alanı 48 santimetre kare olduğuna göre bir fayansın uzun kenarı uzunluğu kaç santimetredir? İlk olarak çevreler arasındaki farktan bir kenarın uzunluğu bulacağız. Burada uzun kenarlarına x, kısa kenarlarına y dersek dış bölge daha büyük. 1x, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18. Dışarıda 18 tane x, kısalarda y idi. 1, 2, 3, 4, 4 tane de y var. Burası dış çevre. İç çevreyi de aynı yöntemle bulalım. Bu biraz daha farklı olacak iç çevrede çünkü farklı kenarlarımız var. Tam olanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane tam kenar var x yani. Bir de şurada şu kenarlar var. Bak, burası y boyutta değil. Burası şu x olan kenardan maviyle göstereyim. Buradaki x olan kenardan şu kısa kenar olan y'yi çıkarmak kadardır. Yani şuradaki kısa kısım x eksi y kadardır. Bundan şurada da var. Şurada da var. Şurada da var. Yani 4 tane x eksi y var. 4 tane x eksi y ne yapar? Dağıt. 4x eksi 4y yapar. Tamam gelip bunu da ekliyorum. Artı 4x eksi 4y. Düzenlersek ne olur bu? 14x, 4x daha 18x eksi 4y yapar. Şimdi dışla iç arasındaki farkı söylemişti. İşlem olarak yazalım. Dışta 18x artı 4y eksi içeride 18x eksi 4y vardı. Bunları işlem yaparsak eksi içeri dağıt. 18x artı 4y eksi 18x artı 4y'ye döner. Eksi 18 artı 18'i götürür x'leri. Ne kalır? 4y, 4y daha 8y. Bize bu 8y için ne demişti? 8y 16 kök 2 eşit demişti. Buradan da bölersek 2 kök 2 olur. Tamam kısa kenar 2 kök 2 imiş. Bu fayanslardan birinin alanını şöyle şurada hesaplayalım. Fayansı dikdörtgen olarak düşünürsek biz kısa kenarı ne bulduk? 2 kök 2. Uzun kenara da x dediğimizi farz edelim. İkisinin çarpımı ne olacakmış? 48. O zaman uzun kenarı bulmak için 48'i 2 kök 2'ye böleceğiz. Bu köklü olduğu için ben bunu da kök içine almak istiyorum. İçeri alırsam 48 çarpı 48 olur. Burada da 2 içeri alırsam 4 kere 2 olur. Sonra bunları aynı kök içinde birleştirebiliyorduk. 48 çarpı 48 aşağısı 4 kere 2. Bilerek çarpmadım çünkü sadeleştirme yapacağım. 48'i 4'e böl kök içinde 12 çarpı 48'i 2'ye böl. Kök içinde 24. Kök içinde 12 çarpı 24 bulduk. Bunu şuraya alıyorum. Burada 24'ü de parçalarsam 12 çarpı 2 olarak yazabilir miyim? Evet. Burada 12'ler dışarıya çıkar. 2 içeride kalır. Evet uzun kenarımız 12 kök 2 değişikliği cevabımız oluyor. Aşağıda alanları santimetre kare cinsinden üzerinde yazılı karesel bölgeler verilmiş. Bu bölgelerden hangisinin bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden bir tam kare sayıdır? Alanları verilenlerin kenar umulakçı kök içine alıyorduk. A kök 400'dür dışarıya 20 olarak çıkar. B kök 256 dışarıya 16 olarak çıkar. C kök 180 bu dışarıya tam olarak çıkmaz zaten. D de kök 196 bu da 14'ün karesidir 14 diye çıkar. Bize bunlardan hangisi tam karedir diyor. 20 16 14 arasından tam kare olan sayı 16'dır. Yani cevabımız B şıkkı. Bir bilgisayardaki dosyaların Ocak ve Şubat aylarında bir bilgisayardaki dosyaların Ocak ve Şubat aylarında türlerine göre kapladığı alanların dağılımları verilmiştir. Ocak burada, Şubat burada. Ocak ayında Word dosyalarının kapladığı alan 180. Burası 180 MB. Şubat ayında Excel dosyalarını kapladığı alan 225. Burası da 225 megabaytmış. İlk olarak Word'ü kullanacağım ama açıyı bilmiyorum. Açıyı hesaplayalım. Verilen açıları topla. Kalan Word'ündür. 144, 72 ve 24. 4, 4, 2, 0 yapar. 10 elde 1. 4, 7, 11, 12, 13, 14 elde 1. Topla 240. 360'tan da 240'ı çıkar. 120 kalır. Word'e düşen açı 120. Aynı şekilde Excel'e düşen açıyı da hesaplayalım. 120 var, 90 var, 75 var. Toplayalım 005 yapar, 29, 11, 18 yapar elde 1, 2, 285, 360'dan 285 çıkar, 10'dan çıktı 5, burada 5 kaldı, 7, 0. Bu da 75 dereceymiş. Tam açıları da bulduk, artık işlem yapacağız ve değerleri hesaplayacağız. İlk daire grafiğimizde ne olmuş bakın, 120 dereceye 180 megabayt düştü işte 360'a kaç düşer diyoruz? 120 çarpı x eşittir. 180 çarpı 360. Burada 120'yi 360'a böl. 3 kalır. x değerimiz 180 çarpı 3'tür. O da 540 yapar. Tamam birinci grafiğimiz yani Ocak ayındaki bütün dosyaların boyutu 540 megabaytmış. Hemen ikinciyi aynı yöntemle hesaplayalım. Excel 75'miş değil mi? 75 dereceye 225 düşüyorsa 360'a kaç düşer diyoruz. Çapraz çarpalım. 75 çarpı x eşittir. 360 çarpı 225. Burada 75, 225 bölünen sayılardır. Bölersen 3 yapar. Buradan da 3 ile 360 çarparsak 900, 180, 1080 megabyte yapar. İkisi arasındaki fark soruyordu. 1080, 540 çarpıp çıkaracağız. 0, 4, 10'dan 5 çıktı 5. Evet aradaki fark 540 megabaytmış. Cevap B şıkkı. Toplamda x kare tane bilyeleri bulunan Kadir ve Yahya isimli iki arkadaştan bilyesi az olan Kadir'in y kare tane bilyesi vardır. Bilyelerini dağıtmaya karar veren Yahya mahalledeki x eksi y tane çocuğa bilyeleri dağıtmış. Her çocuk eşit sayıda bilye aldığına göre bir çocuğun aldığı bilye sayısını veren cebirsel ifade. Önce tanımlayalım Kadir ve Yahya. Kadir'in bilye sayısı y kareymiş. Yahya'ya kaç tane kaldı? Toplamları x kare y karesi Kadir'in ise Yahya'ya x kare eksi y kare tane bilye kalır. Yahya bu bilyeleri dağıtmak istiyordu. Bunu böleceğiz. Dağıtacağı çocuk sayısına çocuk sayısı x eksi y. Zaten x eksi y'yi görünce anlamışsınızdır. Bu iki kare farkıdır. x eksi y çarpı x artı y olarak yazılabilir. Paydamız da x eksi y zaten. Bunlar birbirini götürür. Cevabımız x artı y olarak bulunur. Her çocuğa x artı y düşüyormuş. Cevap A şıkkı. Aşağıda verilen geminin 3 yelkeni dikdörtgen biçiminde olup en alttaki yelkenin uzunlukları verilmiştir. Bu gemideki yelkenlerin kısa kenar uzunlukları yukarıdan aşağı doğru ikişer katına, uzun kenarları yukarıdan aşağı üçer katına çıkmaktadır. Buna göre en üstteki yelken desimetre kare cinsinden alanını veren cebirsel ifade. Bakın en alttakini vermiş biz aşağı doğru katını alıyorsak yukarı doğru bölerek ilerleyeceğiz. İkinciyi bulmak için bölerek gidelim. Mesela uzun kenarla başlayalım. 27 x eksi 36 ymış. Ben 3'e bölersem ortadakini verir bana. 3 parantezine alabilirsin bunu. Ne yapar? 9 x eksi 12 bölü 3 yapar. 3'ler gider. Ortadakinin uzun kenarı 9 x eksi 12 ymiş. Şimdi 9 x eksi 12'yi de 3'e bölersek en üsttekinin uzun kenarını buluruz. Yine 3 parantezini al. 3x 3, e, 3 x eksi 4. bölü 3'e 3'ler gider. 3 x eksi 4. Evet, en üsttekinin uzun kenarı 3x eksi 4'müş. Kısa kenar için de 2'ye bölerek ilerleyeceğiz. Neymiş? 4x artı 12. 2'ye böleceğim. Yine parantez alıyorum. 2 parantezini al. 2x artı 6 bölü 2. 2'ler gitti. 2x artı 6. Bu ortadakinin kısa kenarı. Şimdi üsttekini bulmak için bir daha 2'ye bölüyorum. Yine 2 parantezini al. x artı 3 bölü 2. Yine 2'ler gitti. x artı 3 en üsttekinin kısa kenar uzunluğu da x artı 3'müş. Bize en üstteki yelkenliğinin desimetre kare cinsinden alanı soruyor. O zaman bunları birbiriyle çarpacağız. Yazalım ve çarpalım. 3x eksi 4 çarpı x artı 3. Dağıtarak çarpıyorduk. 3x ile x'i çarp. 3x kare. 3x ile 3'ü çarp. 9x. Eksi 4 ile x'i çarp. Eksi 4x. Eksi 4 ile 3'ü çarp. Eksi 12. Aynı tür olanları bir araya geçeceğiz. X kareden başka yok. 3 x kare. Artı 9 x eksi 4 x. 5 x yapar. Eksi 12'den de başka yok. Eksi 12 diyoruz. Evet buradan şıklara bakarsanız cevap D şıkkı çıkacaktı. Aşağıda bir şarkıya ait ritim eşit aralıklarla 10 sütundan oluşmuştur. Her sütundan renkleri dışında özdeş olan dikdörtgen biçimdeki şekiller eşit aralıklı olup soldan 5. ve 6. sütunlar arasına eşit uzunlukta D doğrusu çizilmiştir. Onur D doğrusunun yansıma ekseni olacak şekilde şarkının ritmini değiştiriyor. Buna göre son durumda şarkının ritmine en az kaç dikdörtgen eklenmiş olur. Eğer D doğrusuna göre yansıma olacaksa her iki tarafı birebir aynı olması lazım. O zaman şunun şununla aynı olması gerekiyor. Bunun bununla. Bu şekilde böyle eşleşmeleri gerekiyor. İlk gruba 1 dersek 1 diyelim. Eş olmaları için bakın şuraya kadar zaten eşit. Ekstra sol tarafa ne eklemem lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane eklemem lazım. İkinci sıra bir yana geliyorum. Şurada bakın şuraya kadar eşit. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ikinci gruba 8 tane eklemem lazım. 3'e geliyorum. Bu uzunla şuradaki sayılar. Şuraya kadar bakın şu hizaya kadar aynı. Sonra boşluk var. Bunu eklemem lazım. Şurası aynı. Sonra 2, 3, 4, 5 tane eklemem gerekiyor. Dördüncü sıraya geldik. Sıralar uzaklaşınca kafanız biraz daha karışabiliyor ama neye geldik? Bak şu sırayla şu sıraya geldik. Burada 4 tane var. O zaman bu 4'ünden sonrasını üzerine eklemem lazım. Kaç tane ekleyeceğim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane eklemem gerekiyormuş. 5'e geldik. Son grup. Bu en sonla en baş. Şurada 5 tane var. O zaman bu 5 taneyi saymıyorum. Kalanları üzerine ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunları da o tarafa eklemem gerekiyormuş. Toplarsak 8, 12, 20 yapar. 30, 40, 5 de burada. Topladığımızda 45'e ulaşıyoruz. Cevabımız C şıkkı. Duvara sabitlenmiş uzunlukları 300 ve 400 santimetre olan iki demir çubuğunun ısıtıklarındaki uzama miktarlarının değişimini gösteren doğrusal grafik aşağıda verilmiş. Buna göre A demirinin uzunluğu kaç saat sonra B demirinin uzunluğunun iki katı olur. A için hesaplayalım. A ne yapmış? Bakın 300'den 450'ye 5 saatte çıkmış. O zaman 5 saatte 150 oluyorsa biz 1 saat için ne deriz? 150'yi 5'e bölün. 30 santimetre. Aynı şeyi B için yaparsak 5 saatte... Ne yapmış? 400'den 450'ye sadece 50 santimetre uzamış. Yani 1 saat için ona da 55'e böl 10 santimetre deriz. Bundan sonrası denklem kurma. A ve B yazıyorum karışmasın. A'nın başlangıçtaki boyu neydi? 300. Kaç saat sonra? Saati bilmediğimiz için X diyeceğiz. Bu 300 iken X saat sonra ne yapacak? Her saat 30 olduğu için 30X uzayacak. B ise 400'dü. Her saat 10 artıyor o zaman 10X uzayacak. Peki bize ne diyor? A, B'nin iki katı. A, B'nin iki katı ise o zaman ben B'yi 2 ile çarparsam birbirlerine eşit olurlar. Bu denklemi çözeceğiz. Çözmeden önce şu tarafı açalım. Burası ne olur? 300 artı 3x eşittir. 2 kere 4, 800 artı 20x olur. 20x'i buraya al. Bu 30 bu arada. 30x eksi 20x eşittir. 300 de bu tarafa al. 800 eksi 300. Çıkarırsak burası 10x yapar. 800'den 300 çıkarırsak 500 yapar. Bölersek cevabımızı 50 saat yani D şıkkı, buluruz. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki yüzeyi yere paralel bir masa verilmiştir. Masanın ayakları %75 eğimle yere inmektedir. Buna göre bir ayak uzunluğu 120 cm olan şekildeki masanın yerden yüksekliğidir. Bakın hemen kendimize bir dik üçgen buluyoruz. Bu dik üçgenin eğimi %75'miş. Hemen eğimden dikey bölü yatay uzunluklar arasındaki ilişkiyi bulacağız. Eğim neydi? Dikey uzunluğu yataya bölüyorduk. Bize sonucu %75 olarak vermiş. O zaman biz bunu 75 bölü 100 olarak yazabiliyoruz. Bunu da sadeleştirirsek 25 ile 3 bölü 4 yapar. Yani burada gösterdiğim kırmızıyla gösterdiğim üçgenin dikey uzunluğu 3'ün katı, yatay uzunluğu 4'ün katı olacakmış. Hemen hatırlayın 3 ve 4 görünce hipotenüsümüz yani buradaki ayağın uzunluğu ne oluyordu? 3, 4, 5 kuralından 5x oluyordu. Bize soruda Ayağın uzunluğunu 120 vermiş. 5x eşittir 120 ise 5'e böl x'in değerini 24 olarak bulursun. x'i 24 bulduk. Bize nereyi soruyordu? Yerden yüksekliği. Yükseklik nedir? 3x'tir. x'i yerine yaz. 3 kere 24 72 yapacaktır. Cevabımız C şıkkı. Buzdolabı satın almak için mağazaya giden Asiye Hanım'a beğendiği dolabın fiyatı ile ilgili aşağıda 2 seçenek sunulmuştur. Birinci seçenek 5x-3 TL indirim. ikinci seçenek 2x artı 12 TL indirim. Asya Hanım birinci seçeneği daha ekonomik olduğu için tercih ettiğine göre x'in alıcı en küçük tam sayıları kaçtır? Asya Hanım birinciyi tercih ettiğine göre demek ki bu daha büyük bir indirim. Hemen yazıyoruz. Demek ki 5x-3 büyükmüş. 2x artı 12'den. Bu eşitsizliği çözmemiz yeterli. 2x'i 5x'in yanına alıyorum. Eksi olarak geçiyor. Eksi 3'te karşıya artı olarak atıyorum. İşlem yaparsam 3x büyüktür. 15 yapıyor. Burada da her iki tarafı 3'e bölebilirsiniz. Pozitif olduğu için yön değiştirmez. 15'i 3'e böl. Cevap 5 çıkıyor. Yani x'in değeri 5'ten büyük olacakmış. Burada x'in alacağı değerler ne olur? 6, 7, 8 diye gider. Bunlar arasından en küçüğü 6'dır. Cevabımız D şıkkı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte evinin yakında gölete balık tutmaya giden Hasan amca öğlene kadar 12 adet balık tutmuştu. Tuttuğu balıkları tek tek tartan Hasan amca en küçük balığın 320 gram, en büyük balığın 380 gram olduğunu görmüştür. Buna göre Hasan amcanın tuttuğu tüm balıkların kilogram cinsinden toplam kütlesi hangisi olabilir? Burada en küçük balığımız 320 gramdı, en büyük balığımız 380 gram. Geriye kaç balık kaldı? 10 tane balık kaldı. Toplam kütlenin alacağı değeri bulmak için o zaman iki ihtimalimiz var. İki tanesini biliyorum bunları topla 700 gram. Bu cepte. Şimdi kalan 10 balık için hepsini en düşük veya hepsini en büyük olarak düşünerek hesaplama yapacağız. Bundan dolayı geriye kalan 10 balığın tamamını en küçük olarak değerlendirirsek 10 ile 320'yi çarp 3200 gram yapar. 3200 artı 700'de diğer iki balığımız vardı. Ne yaptı? 3900. Bunu da kilograma çevirirsen 3,9. Alt sınır 3,9. Üst sınır hepsini en büyük balık kadar düşünürsek 10 çarpı 380, 3800 yapar. Buna da en baştaki diğer iki balığımızı yani 700 eklersek 4500. Bunu da kilograma çevirsek 4,5. Demek ki toplam balıkların 12 tane balığın aralığı ne olacakmış? 3,9 ile 4,5 arasında olacakmış. Şıklara baktığımızda bu aralığa giren C şıkkı 4 cevabımız oluyor. Aşağıda taban yarıçapı 9 cm olan bir dondurma koni şeklinde bir külaha konulmuştur. Buna göre külahın açılımı aşağıdakilerden hangisidir? Sorumuzun çözümünü yaparken açılım bulmak için öncelikle külahın benim yarıçapına ihtiyacım var. Yarıçapı bulurken de benzerlikten yer alınacağız. Onu da şuradaki 4 ve 8'lerden yazacağız. Bakın şu taraf 4 ise burası da 4 müdür? Evet o zaman burası 8'dir. Ben şuradan bunu aşağı doğru yüksekliği buraya çizersem o zaman burası da 4'e 8 olur mu? 4, 8. Buradaki üçgenimi tersten şu şekilde çizmek istiyorum. Burası tabanın yarıçapı olan 9, burası külahımın yarıçapı olan x. Yukarıdaki uzun kenar 8, bu alt tarafa 4 demiştik. Burada benzerlik yaparsak 8'in tamamının oranı 8 bölü 12 eşittir x bölü 9'dur. Çapraz çarparsak 12x eşittir 8 kere 9. 8 kere 9 72'dir. 12x eşittir 72 ise x eşittir 6 yapar. Yani buradaki külahımızın yarı çapı 6'ymiş. Şimdi koniyi alıyorum. Şuraya büyükçe çizmek istiyorum. Buradan yaparsak daha iyi olur. Şöyle çizersek biz yarı çapı kaç bulduk? 6. Şuradaki yüksekliği kalemle düz çizemiyorum ama şurası 8'di zaten. 8 olarak vermişti. 6 8'den buradaki yandaki uzunluğu ne olur? Pisagor'dan 6 8 13 gen yani 3 4 5 üçgenin iki katı 10. Çıklara baktığımızda 10 olan zaten sadece C şıkkı var. C cevabımız çıkıyor. Fakat bir de şurada yanal yüzeydeki yay uzunluğunu da test etmiş olalım. Formülü zaten size burada vermiş. 2 çarpı 3 çarpı yarı çap kadardır. Yarı çapımız kaç? 6. Buradan hesaplarsan 2 kere 3, 6, 6 kere 6, 36. Bu da durumu sağlamış oldu. Evet cevabımız C şıkkı. İkiz kenar üçgen biçimindeki 4 eş karton kullanarak aşağıdaki gibi bir yılbaşı ağacı oluşturulmuştur. Bu üçgenlerin birer köşeleri ikişer santimetre aralıklarla doğrusal olacak şekilde raptiyelerle ağaç gövdesine sabitlenmiştir. Buna göre en üstteki raptiyenin en alttaki 8 santimetrelik kenar olan uzaklığı kaç santimetredir? İlk olarak burası 8 ise bunun kenarı da 8 midir? İkiz kenar üçgende eğer dik inerseniz kenarı iki eş parçaya bölersiniz. Yani burası 4'e 4 olur. Burada dik üçgen oluşacağından bu dik üçgeni buraya alın. Burası 4, burası 5 ise 3-4-5 kuralından diğer kenar 3 santimetre olur. Yani bu yüksekliğimiz 3 santimetre olacakmış. Tamam bu bilgiyi bulduk. Ben şurayı şöyle temizleyeyim, tekrar göstereyim. Buradaki yüksekliğimiz kaç bulduk? 3. Rab diyeleme işlemi ne yapıyorduk? 2 santimetre arayla yapıyorduk. O zaman ben 2 santimetre sonra rab diye şuraya koyarsam biri buradaydı, koyarsam ne olur? Burası 2 santimetre, burası 1 santimetre olur. Daha sonra 2 santimetre sonra rab diye yaparsam buradan buraya 3 olacaktı. Şuraya rap diyelim yapacağım. Buraya 1 kalacak. Tekrar 2 santimetre sonra yaparsam yine aynı olay tekrar 1, 1 yapacak. Ve burası da, burası da 1 olduğundan buraya da 2 santimetre kalacak. Bu tepe noktasıyla burası arasındaki mesafeyi soruyor. Değerleri toplayacağız. Toplayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 de burada topladığımızda 9 santimetre yapıyor. Cevabımız C şıkkı. Samet'in elinde 20 cm uzunda bir metal tel vardır. Samet elindeki teli bazı noktalardan 90 derecelik açılarla bükerek aşağıdaki şekli oluşturmuştur. Buna göre Samet'in oluşturduğu şekildeki telin iki ucu arasındaki en kısa mesafe kaç santimetre olur? Hemen öncelikle telin uzunluğuna baktığımızda 3, 4 daha 7, 12 daha 19. Şuraya 1 cm kaldığını görürüz. Bu iki uç arasındaki en kısa mesafeyi soruyor. O da nasıl çizilir? Şu şekilde. Daha sonra bunu birleştirdiğinizde karşınıza bir dik üçgen çıkıyor. Şurası 1 ise karşı kenarı 4 olduğundan dolayı buraya ne kalacak? 3. Karşısı 12, buraya 3 aldığımıza göre buraya kaç kalacak? 9. Üçgeni şuraya tekrar çizmek istiyorum. Burası 3 birim, burası 9 birim. Bize en kısa mesafe yani hipotenüsü soruyor. x kare eşittir 3'ün karesi artı 9'un karesi yaparak x'i bulabilirsiniz. Buradan x kare eşittir 3'ün karesi 9, 9'un karesi 81. Bunları toplarsak x kare eşittir 90 yapar. Her iki tarafı kök içine alırsak x eşittir kök 90. Şıklarda yok, o zaman 90'ı parçalamam gerekiyor. 90 nedir? 9 kere 10'dur ve 9 dışarıya 3 olarak çıkar. Cevap 3 kök 10 yani a şıkkı oluyor.